Merhaba Web Tekno takipçileri, bu videomuzda sizlere cep telefonlarınızda kullanabileceğiniz bir tripod yapacağız. Bunun için bize gerekli olan malzemeler 2 adet pergel, videolarımızın vazgeçilmesi evrak mandalı, 1 milyoncudan aldığınız ancak fiyatı 50 kuruş olan toka ve 1 adet Sunflex yapıştırıcı. Bu Sunflex yapıştırıcı biraz kıllı bir olay arkadaşlar. Size bunu kısaca anlatmak istiyorum. Bunu böyle açtığınızda içerisinden iki renkte bir macun çıkıyor. Bu macunları birbirine karıştırdığınız zaman böyle bir 10 dakika kadar süreyle böyle avucunuzun içinde şöyle yuvarladığınız zaman ortaya yeşil bir renk çıkıyor. Bu rengi almasına dikkat edin. Daha sonra bunu istediğiniz yere kullanabilirsiniz bu rengi aldıktan sonra. Bu metali metale, çeliği çeliğe, ahşabı ahşabı artık neyi nereye yapıştırmak istiyorsanız hepsini yapıştırıyor yani. Böyle alayına gider bir yapıştırıcı. Şimdi salaktan zımırtımızın yapımına geçelim arkadaşlar. Bu pergellerin şu üç kısımlarının iki tane vida bulunuyordu. Biz bu vidaları söktük. Şöyle bunu parçaladık. Her parçaladığımız gibi bunları da parçaladık. Şöyle çıkardık ve 3 tane yani bu tripod olacağı için şöyle 3 tane ayağını kullanmak bizim için zaten yeterli olacak. Bunları parçaladıktan sonra arkadaşlar sıra Sunflex'imizi kullanmaya geldi. Bunun içinden çıkaralım macunlarımızı. Bu macunların iki renginden de arkadaşlar birazcık böyle fazla almaya dikkat edin. Çünkü bu 3 tane pergelin yani çıkardığımız pergel ayaklarının şöyle etrafını ve iç kısmını böyle iyice macuna yedireceğiz yani iyice abanacağız onlara macunla. Evet, ortalama bu ayarda 2 tane macun aldık. Şimdi bunları birbirine şöyle bir kaynaştıralım. Şöyle paşa paşa takılsınlar efendi. Aynen. Şöyle iyice yedirdikten sonra avucumuzun içinde böyle ikisini döndürüyoruz arkadaşlar. Evet gençlik, yapıştırıcımız kıvama geldi. Gene bu böyle bir şeye benzedi. Benim her yaptığım şey böyle bir şeylere benziyor. Ben buna bir hani çözüm bulmam lazım artık gibime geliyor. Neyse. Yapıştırıcımızı kenara koyalım. Koyduktan sonra da pergel söktüğümüz pergelin uçlarını alalım. Onlar yani tripod olacağı için o şu şekilde. Şöyle bir bakalım yapabilirsem, becerebilirsem şu an. Aynen. Yani hemen hemen şu şekilde şöyle bir şey olacak. Ya bunu tek başınıza yapmak birazcık zor olabilir. Herhangi bir arkadaşınızdan yardım alabilirsiniz. Öyle ortam pekişir. Muhabbet edersiniz. İki geyin belini kırarsınız. Beraber ortaya bir şey koymuş olursunuz. Yani bir zımbırtı yapmış olursunuz. Evet arkadaşlar, yapıştırıcıyla kaplama işlemini bitirdik. Ortaya tam olarak böyle bir tripod görüntüsü çıktı. Bu arada şunu unutmadan söyleyeyim. Bu yapıştırıcının yaklaşık bir 2-3 saatlik bir kuruma süreci var. Yani bunu hemen böyle yapıştırdıktan sonra üzerine bu dosya mandalını koyup da kullanmayın sakın. Bunu ilk önce bir 3 saat iyice bir bekletin. Yani iyice böyle bir sıkılaşsın. Ondan sonra kullanmaya dikkat edin. Gelelim olmazsa olmazımız evrak mandalına. Videonun başında sizlere söylemeyi unuttum ama şunun alt kısmını zımparalamamız gerekiyor. Yani bunu bu yapıştırıcıya şöyle koymanız için buradan boyayı sökmeniz gerekiyor. Bunun için de zımpara ihtiyacınız var doğal olarak. Bu zımparayı herhangi bir esnaf abinizden falan alabilirsiniz. Ne bileyim veya gidip herhangi bir yerden 1 lira karşılığında falan böyle küçük bir parça alabilirsiniz. Benim buralarda bir zımbırtı olacaktı ama onun şu an Lütfü oynuyor. Bir yerleri zımpalamaya çalışıyor abi. Neden böyle bir şey yaptığını bir anlam veremedim ama. Şimdi bunun alt kısmını böyle iyice bastırarak böyle iyice hayvanlaşarak şöyle çıkaralım boyasını. Zaten gördüğünüz gibi böyle belki de görmüyorsunuz ama boyası dökülüyor. Bu evrak mandalının bu tripodun üstüne yapışması için şöyle bir demir parçasına ihtiyacınız var arkadaşlar. Yani bu daha sağlam bir hale getirecektir yapacağınız zımbırtıyı. O yüzden ilk önce şu şekilde sağdan soldan bulabileceğiniz evde de falan da vardır muhtemelen. Demiri ilk önce evrak mandalına yapıştırın macunla. Bunu yapıştırdıktan sonra da artık yavaş yavaş kurulum işlemine geçin. Evet, zımbırtımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu mandalı bu tripodun üst kısmına ekledik. Bir yavaş yavaş macunun donmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu alt kısımdaki kullandığımız pergeller fazla böyle açılmasın diye. Çünkü macun alt kısımda olan macun tam anlamıyla donmadı. O yüzden kartona sabitledik. Hani üzerinden şöyle baskı yaparken iyice şey gibi açılmasın diye. Şimdi bunları bir süre daha böyle kurumaya bırakacağız arkadaşlar. Zımbırtımızı. Bu arada Lütfi orada boş boş oturacağını internette gördüğü bir yöntemi daha yaptı arkadaşlar. Bunu da size göstermek istedik. Şöyle plastik bardak. Plastik bardağı telefonunuzun şekline göre yani büyüklüğüne göre şöyle karşılıklı olarak kesiyorsunuz. Hemen göstereyim telefonu çıkarıp. Onu kestikten sonra da telefonunuzu şöyle içine koyuyorsunuz. Ve oluyor size bardak pot. Evet, zımbırtımızın sonuna geldik arkadaşlar. Telefonumuzu da üstüne koyduk gördüğünüz gibi. Bu böyle henüz daha tam kurumadı bunun yapıştırıcısı. O yüzden pek de sağlam olmadı.
Biz bunu kartonda şimdilik tabii ki de sabit bir şekilde bırakmaya karar verdik. Dediğim gibi bunun 3-4 saatlik bir kuruma süresi var. Böyle harbi böyle babalar gibi olmasını istiyorsanız. Gelelim şekerin kazanına arkadaşlar. Şöyle bir baktık yorumlara. Tayfun Kuloğlu'na gitmesine karar verdik. Yani en sağlam akrostiş olmasa da en saçma akrostişi yazmayı başarmış arkadaş bir şekilde. O yüzden güle güle kullan kardeşim, senin hakkındır. Şimdi her zamanki gibi sıra bu zımbırtıya bir isim koymaya geldi arkadaşlar. Biz bunun adının Drogba olmasına karar verdik. Üç ayaklı olduğu için kendisi. Drogba'ya neden ihtiyacı olduğunu en sağlam şekilde yazan arkadaşa bu Drogba'yı göndereceğiz arkadaşlar. Bizleri Facebook, Twitter ve YouTube üzerinden takip etmeyi, aynı zamanda webtekno.com'dan da takipte kalmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize eyvallah. Daha sonra yeşil rengi almasına dikkat edin. Aga çıkmayan mavi yapmışlar. Nasıl olacak? Ne oldu lan? Aga sinir geldi. Harbi ama bak. Şu an baktıkça abi sinir geldi valla. Sonsuz elipsiz sedalarda, kutularda. La. Bardak top. Bardak pot diyecektim abi ya. Bunu da böyle kenarıya koyalım. Bu arada kardeşim kenarıya nedir ya? Yani Ken araya mı yürüyor? Bu arada bak bunu demişken de şey geldi aklıma. Ruyu'nun sevgilisi Çanlı mıydı, değil miydi lan? Blanka. Blanka karı mı lan?